Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Allaç, Age of History 2 Osmanlı İmparatorluğu serisinin ikinci bölümüne karşınızdayız. İlk bölümün sonunda simülasyonlar yapacağımı söylemiştim. Onları yaparken Akkoyunlular bir savaş açtı ve orada Akkoyunluların e, topraklarını ele geçirdik e, Orta Doğu'da. Ve burada Venedik'in de son kalan topraklarını ele geçirdik. Arada e, bir offline bir 2 ya da 3 dakika falan oynadım. Biz yayını bitirirken Macaristan-Polonya savaşı vardı. Hemen <laughs> manitobanya değişikliğimi göstereyim. Ve Macaristan Polonya'yı yendi bu şekilde. Sonra da Avusturya'ya savaş açtı. Şimdi, benim doğumda Timur İmparatorluğu bana sınır koydu. İmreti Krallığı böyle garip bir şekilde büyüdü. Hani karşısına kim geldiyse aldı ve büyüdü. Mesete diye bir toprak parçası benim rahat çalabileceğim. Hasan Keyfa. var. Şimdi biz hemen e, burada Hasan Keyf'i kendi e, elimize geçirelim abi. Bu kadar orada yeter. Bu kimsenin vasalı mı değil. Kimle arası? Feodor iyi iyiymiş sadece. Evet oraları <laughs> kaptırmam. Güzel olmadı. Sıkıntı yok. evet hemen bir toprağı daha aldık. Ben buradaki topraktaki asimilasyonları da yapalım ve biraz bekleyelim abi biraz ee, şu araştırmalarımızı artalım. Akkoyunlara savaşırken onları düşürmüştüm şey için tabi ki. Ee... Ne derler? Yani orduyu rahat basayım eksi düşmesin hani savaş ilerlese bile. Ben de zarar görmeden bu savaştan çıkayım diye. Hem yani bütün ordularımızı başkente bir toplayalım abi. Böyle bir evet, gereksiz Yunan adasında ordularımız var. Ben adalara önce almak istiyorum. <laughs> ne oldu? Kaydı ekran. Sıkıntı yok. Burada 2000 şunu da yine 1000 kişi çıkartalım. Macaristan'la aram iyi. Güzel. Boğdan prensliğiyle aram kötü. Eflat'la iyi. Şimdi ben Eflakya'da bu odan. Hmm. Litvanya'yla iyi değil. Ben bu odana değil Eflak'a savaş açarım açarsam. Çünkü direkt ile sınırımda iki tane hatta da bendisiz üç farklı ülke varken batıda Litvanya'yla da komşu olmak istemiyorum. Memlük benim için bir tehdit. 11.000 kişilik ordum var. <laughs> Nakşadükalı Venedik'in. Şöyle bir şey yapabilirim. Venedik, Nakşa ve Kandi. Hmm. Şöyle bir şey yapabilirim. Diyeyim ki abi Milano'ya sen diyeyim. Para vereyim. Savaş diyeyim ilan et Venedik'e. Şimdi git savaş abi şurada. Hmm. Sonra geleyim. Ben Venedik'e savaş açayım. Yani ee, diyeyim ki. Bu benim Çilimlik topraklardan uzaklaş ve Nakşa ile aynı zamanda Atina ne oluyor? Kandiye pardon. Kandiye de kendi topraklarımı topraklarıma katmış olayım aynı zamanda. Evet buradan ee, gittik. O bak. <laughs> Bu beklemediğim bir savaştı. Bunu buradan getirelim. E, ee, Boğdan Polonya. Polonya savaş açtıysa abi. 280 kaldı. Timur benli ilişkilerini geliştiriyor. Sıkıntı yok. Şöyle bir şey var. Ben burayı savunduğum müddetçe gelen 6000 kişilik ordunun ee, benim da Boğdan prensliğinin ele geçirmeme ele geçirmemi sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü daha fazla ordusu kaldığını düşünmüyorum. Hmm. şöyle 600, şöyle 500 böyle, 900 böyle 3000. Aynen öyle. Başkent taburunlar e gitsin üçü. Yani Osmanlıya savaş açan, Osmanlıya karşı gelen Osmanlı'nın sözünden başka devletlerin sözünü dinleyen ülkelerin sonu şu anda gördüğünüz gibi Boldan gibi <gülüyor> oluyor. <laughs> Venedik. Tamam Elidin abi istediğim kısımlarını alayım böyle toprak bütünlüğümü bir sağlamış olayım. Aynen öyle. Polonya hala benimle savaşta 4 tane aleti var ya yani Macaristan savaşından sonra ee, bayağı bir hasar aldı hani Danimarka niye bana savaş açtı onu bilmiyorum hani sen Kuzey Avrupa'dan yani barışı kabul etti de bana niye savaş açtın yani buradan gelip buradaki ülkeni ele mi geçireceksin acaba? biz Memlük Savaşı hazırlıklarımıza biraz e, yavaş yavaş başlayalım abi. Nasıl başlayalım? Oralara kale yapalım. E, gözetleme kulesi yapalım. Bir sınırdaki savunma hattımızı güvenceye alalım. Ben e, burada hiç mutlu değilim bu arada Litvanya'ya sınır kurmakta. Litvanya'da Brandenburg'da İsveç. İsveç'le savaşıyor. Ama yani bir zarar göreceğini düşünmüyorum derken İsveç baya bir ilerliyor. Neyse. Biz aramızı iyi tutalım. İsveç gelse de gelmesi de sıkıntı yok. Macaristan'la aramayız zaten. Denedik. Yeni ben de barıştı. Ve batıdan yana çok bir tedirginliğim yok. Bakın 2000 kişilik orduyu tutmuş hemen. Görüyorsunuz. Ben buradaki ordularımı alayım abi şu e, burada İstanbul'a getireyim. Çorlu'ya gidecek o büyük ihtimalle bu arada. <laughs> gel gel abi gel hemen hızlıca gel. Nereye geçti ya? Şu oyunun da mouse kayma olayı gerçekten hani ibretlik. 2000 zaten benim elimde bir 8500 kişilik ordu hatta bununla birlikte bir 10500 10 500 kişilik bir ordu var. Nereye gitti o? 2100 kişi neyse. Sıkıntı yok. Şimdi Antep, diğer sınırım, Nizip. Hemen asimilasyonu tamlamadığımız yerlere bakalım. E sonradan aldığım yerler hala ya işte hızlı peti yapmanın da böyle bir dezavantajı var. Hani e, oralardaki istikrarı tam sağlamadan başka toprakları geçiyorsun. Hem savaştığın için orada mutsuzluğu artıyor. E, hem de istikrarlı bir toprak parçası olmadığı için o yerin arkasında rahatça şey yapamıyorsun. Ne derler? Arkadan destek çıkaramıyorsun. Ordu basamıyorsun. E, ee, gönlün rahat bir şekilde savaşa giremiyorsun. Yani öyle söyleyeyim. Hı. Abi şimdi 100 bin paramız var. 8500 ordumuz vardı. 6400 ben böyle bastım. Şuralardan da biraz basalım abi. Ve artık ee, kaç şey var? 60. 15. Burası 20, 25, 22 bin kişi falan oldu. Tamam. Ben 25 bin kişiyle savaşa hazır gibiyim. Zaten ee, kalelerim var. Daha çok kayıp verecek. Yani ordu basamasa da. Aynı zamanda bu arada Timur bana... Timur Çağatay Hanlığı'nı şeyine girmiş, himayesine girmiş. Jankladeş diye bir ülke var. O da burası ya bu Asya çok karışık ya. Neyse. <laughs> yani şu an benim ilk hedefim güneyimde Memlük gibi güçlü bir devletin varlığından rahatsızlık duyuyorum ve bu güçlü devletin varlığını sona erdirmek. Hatta şuradaki 600 kişi de falan ne gelsin orada Tamamdır. Şimdi paramız var. Savaşa hazırız. Hadi abi hızlıca. Birazcık savunmada kalacağım. Ha Fadıl da varmış. Tamam hadi Fadıl Hicaz hiç önemli değil. Ben şurada bir 4400 kişi daha basacağım. Buraya bir 1000. Buraya 5300. Böyle şey yapalım abi. 3500. 4300. 7900. Biraz ilerleyelim. Ne oldu? Oo, burada bayağı bir ordu kaybettik ama en azından e, şey yaptık diye düşünüyorum. Güzel bir ilerleme ve ordusuna zarar e, verdik düş verdiğimizi düşünüyorum bu ilerlemeyle. 1100 orada, 700 orada, 400 geçti. E, buradan denizden ben desteği kesmek istiyorum. Aynen. Bu şekilde hemen ee, topraklarımızdan yine ordu basımımızı gerçekleştirelim. Ve şu şekilde 2500, 2500, 2500, 4200 ilerleyelim. Güzel. Buradan takviye bisikletlerimiz geliyor abi arkadan. Ama çok bir gücü kaldığını düşünmüyorum. Zaten Mevlük e, çok verimli topraklarda olan bir ülke değil. Yani çok ordu basabilecek bir anda böyle 10 bin, 10.000-100.000 bin ordu basabilecek bir yerde değil. O yüzden kafam rahat bir şekilde şu an ilerliyorum. Gördüğünüz gibi savaş çok güzel gidiyor. 2300 kişi de arkada kaldı hani. Bir geri püskürtmeyle karşılaşırsak şey yapsınlar diye. Ne oldu oraya? Haydi abi. Ya ben de bu savaşın bir sonuna geldik. Büyük bir ordu çıkarmazsa ki çıkarabileceğini zannetmiyorum. Aynen öyle. Şöyle ilerletelim. Tabii 1500 bu 90 kişi bir oraya alsa yeter var. Evet. O boş olmadı. Bu hiç hoş ya. Anne sen nereden gittin de Atina'ya girdin ya? Şöyle yapalım. Sen bir şöyle ilerle. Şuradan ilerletelim abi ordularımızı. Sıkıntı yok. Buradan şuraya ben bir 400 kişi ee, buradan da devam edeyim. Askerlerimin ilerleyişine. E, yani şuraya bir 1200 kişi getireceğim. Gerisi orada sabit dursun. 400 de buraya tamamdır. 900 kişi geldi abi. Şuraya bir 100 kişi getireyim. Aşağı Afrika'ya doğru. Ee, nereden orada basabilirim? Hemen ben bir Fethiye'den liman e, yapayım. Şuradan da bir 300 kişi ileri götüreyim. Abi Fethiye'den ordumuzu şey limanımızı yaptığımıza göre 7000 kişi buradan mı gelsin? Şöyle bir sıkıntı yaşadık. <laughs> 196 kişiyle bir deneyeceğim. Burada 7200 kişi e, bu Nablus bana biri savaş açtı bu arada kim açtı bilmiyorum. Tilimsan abi işine git yani hani Tilimsan ve İmreti Krallığı ya benle savaşmıyormuş pardon günahını aldık boş yere adamların. Ee, şuraya bir 3000, şuraya 4200, 2100 de şöyle e, bir gelsin abi. şekilde ilerleyelim. Bakalım ne olacak. Başkentimi alırsam artık zaten ekonomisi iyice çökecek. Aynen öyle. Ben savaşın sonuna geldiğimi düşünüyorum. Yani artık bu yerden sonra çok büyük bir direniş gösteremezler bana. Güzel saldırılarımız başarılı oldu. Şurası 300, şurası işte 200. Şurası şu şuradan 600 gitsin aynen. Sıkıntı yok. Benim hatam bu arada şu an. 400 kişi buradan, 700 buradan, 1300 buradan. Turu bana bir önce verse güzel bir şekilde ben buradan buraya niye ordu saldırtamıyorum ya? Abi yine 34 kişi sarktı arkaya yani. Bir şekilde arkaya sarktı yani. Nasıl yaptı bilmiyorum ama. Bir şuradan devam ettirelim. Bizan'la da savaş halinin yok. Kim, kimle savaştı? Fadıl Hicaz. Hicaz nerede abi? He. Burayı geri alsaymışım keşke. <laughs> tamam. Şimdi bu savaşı bitirdik ve bütün e, topraklarını alabiliyorum ele geçirdiğim yerlerin bu çok güzel bir haber Bakayım video yaklaşık bir 15 dakika oldu bir 5 dakikamız daha var e, Hemen oyuna dönelim Burada eğer, 40 eyaleti falan ele geçirdik Bunların hepsinin asimilasyonlarını maalesef tamamlamak biraz vakit alacak Ama Osmanlı İmparatorluğu'nu Artık Afrika kıtasında e, ve Orta Doğu'nun batı kısmında batısında tamamen üstün güç haline getirdik. Doğu'da, güneyimde daha doğrusu Güneydoğu'mdaki memlük devleti tehditte artık benim bir tehdit olmaktan çıktı. Buradaki or topraklar hiç güzel topraklar değil. Yani bak gördüğünüz gibi bakın şurada mesela 3.100 2800, 5000, 8000, bir 20 kişilik giza var, Kaire. Bu kısım, bu Kusveş kanalının güneyi ve e, üzerindeki topraklarda yine biraz nüfus var. Onun dışındakiler sadece hani ekonomik ve toprak parçası almak yani başka bir şey değil. Şimdi hızlıca simülasyonlarımızı bitirelim. Diğerleri şey yapar. E, ne derler? 93 94 olanlar artık. Orada bu, bu ne? Bohemya krallığı abi ne yapmış? Şu akma mı? Burnum kaşınıyor. Ee... Ameliyat değil mi? bazen tıkanıyor burdum hatta sesten de geliyordur. Şimdi burada şöyle bir devlet var hani. Bu devleti de artık bir elimize geçirelim. Yani şey gibi duruyor bu. Artık gibi duruyorlar. Burada full ordu basacağım. Burada bastığım evet 35 kişi. Burada bastığım orduyla aynı zamanda ben Kıbrıs adasını da ele geçirmeyi planlıyorum. Böyle abi saldıralım. Bakalım ne olacak. Evet. Ramazan oğulları beyliğini artık kendimize kattık ve karşımızda hiçbir beylik kalmadı artık. Şimdi Nogay ordası Timur İmparatorluğu gibi Üstü devletler var sınırımda. Bunlarla da aram geçti ama kolonizasyon yapabilirim bu arada. En sevdiğim şeylerden biri bu oyunda kolonizasyon. Gördüğünüz gibi hani bu topraklar boş toprakları kolonize ediyorum. Evet, ediyordum daha doğrusu. İsveç İmparatorluğu bana savaş açtı. Niye bilmiyorum. Abi o zaman yapacak bir şey yok. Ben İsveç İmparatorluğu ile uğraşamam. Ee, diyorum ki abi sen Bana savaş açanın arkasından Politika yapıp hemen diyorum ki Sen İsveç Norveç'te bir savaşa gir Aynen öyle Norveç ve Novgorod Cumhuriyeti ile Savaşta Büyük ihtimalle Norveç İsveç'i yiyecek bayağı bir <laughs> içinden geçecek Bana savaş açan diğer ülke Kıbrıs Ve Kıbrıs'ı da hemen Evet, 31 kişiyle gördüğünüz gibi 31 Cesur askerle Kıbrıs'ı da Osmanlı topraklarına kattık. Şimdi Bu bölümü burada tamamlamak istiyorum. Biraz offline oynamayacağım artık. Offline oynadığım zaman biraz ortalık karıştı. Asimilasyonları sadece Şu an bitirene kadar sohbet ederken tamamlamak istiyorum. Hedefimiz büyük Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Şu an o hedefe çok yaklaştığımı e, düşünüyorum. Yani bu hedef önümde birkaç tane devlet kaldı sadece bana sıkıntı çıkarabilecek engel olabilecek hem doğudan hem batıdan e, Macaristan ve Litvanya batıdan özellikle bana e, engel olabilecek ülkelerden. Başka doğuda ben sınırlarımda Timur var beni rahatsız eden. Bu İmreti Krallığı'nın üstünde bir Nogay ordası var. Hatta Nogay ordası bu benim e, Van'a sınır. Van'ın orada da doğu, Van'ın doğusunda da sınır var. Yani burayı da ele geçirmiş. <laughs> Hatta Kabulistan diye bir tane vasalı var. Ya onun dışında Timur dışında, Anazan dışında çok beni bir zorlayacak Afrika'da ülke yok. İşte Trimsan en güçlü ülke. Onu da artık hani 90 bin ekonomiyle bana karşı e, hiçbir şey yapamaz. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, burada Napoli Krallığı var. Napoli Krallığı bu İtalya'daki Napoli Krallığı da Macaristan'da savaşıyor. Ee, Napoli Krallığı'nın topraklarını ele geçirip bu İtalya'daki çizmedeki e, üst hakimliğimi de hakimiyetimi de artık sağlamak istiyorum ve burada artık e, Adriyatik Denizi'nde ve Akdeniz'de tamamen Osmanlı egemenliği olmasını istiyorum. Yani burada sadece Fizan var karşımda ve Hafizler. iki tane güçsüz devlet. Yani bunları zaten ele geçiririm. Burada da Valletta'da e, Hospitalia şövalyeleri var. Dediğim gibi e, hani hedeflerimiz bunlar. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.